A'dan Z'ye hisseler serimizde bugün Eczacıbaşı Yatırım Holding'i inceliyoruz. İncelemeye geçmeden önce bu bir haftalık bayram tatili boyunca birden fazla yaklaşık yüze yakın hissenleriz videosu gelecek. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ne kadar kanala abone olursanız ve videoları beğenip izlenme sayıları artarsa o kadar çok video gelecektir. O yüzden şimdiden kanala abone olun videoları kaçırmak istemiyorsanız. En son 235 lira 90 kuruş kapatmış Eczacıbaşı Yatırım. Şu geçen seneki Mayıs ayındaki çıkışta Şuradaki çıkışını şurada sanki tamamlamış gibi gözüküyor. Bakalım 352-350 liralarda. Hatta bundan önce şurada bir 300'lerde bir yaklaşık 318 gibi buralarda bir e, hedef görmüş. Daha sonra biraz daha 350 lira giderek tamamlamış. Ardından şu anda şu 300'lerde sanki bir düşen trend yapıyor gibi bir izlenim yaratıyor. Her ne kadar geçen cuma bu yapı kredinin satılma haberleri düştüyse de onun şeyiyle birlikte yeni yabancı sermaye de girecek e, iştahıyla tüm hisseler yükseldi. Endeks de tarihi zirvesine gitti. Onun etkisiyle yukarı doğru gitse şuradaki düşen trend önemli. Yani 273 liralar burayı kırıp üstünde kapatması gerek. Mesela Endeks de bugün bu gördüğü hedefin e, bir hafta kapanış yapmış oldu. İlk kapanışını önümüzdeki hafta iki gün bu hafta saymaz Birkaç hafta daha kapanış yapması lazım ki yükseliş sürüyor desin. O yüzden bunda da aynı şekilde 373'leri bulması lazım ki bunun üstüne kapanış yapması lazım. O şekilde ancak yükseliş trendi başladı diyebiliriz. Şimdi ben buradan öncelikle şuradan bir haftalığa bakmak istiyorum. Bakın burada şuradan da bir düşen trendimiz var. Hatta daha doğrusu düşen trendler kadar düşen trend kanalı. Aslında baktığımızda şu şekilde de görülebilir. Hatta Şuradaki diplere kadar tutabilir. Bakın buradaki diplere zaten yaklaşmış. Buradaki dipler nereye geliyor? 202 lira. Yani 200 liraları destek gibi gözüküyor. Şu andaki kendine sanki 200 liraları destek yapmış. Burada dipler tutmaya çalışıyor. Zaten şuradaki dibe gelmiş. Biraz kırmış. Buradaki dipler tutmuş bunu. Şuradan bir trend daha alırsak bakın şu şekil dipleri birleştiren hatta 191 191'e kadar hatta bir teyit edelim. Şuradan şu şekil alırsak bakın buradan da her ne kadar günlükte yükseliş trendi yapmış olsa da bakın burada 241 lira 70 kuruş. Burayı kırması gerekir. Yani diyeceksiniz ki ya 235 236 yapmış. 241 zaten bir sonraki seansta kıracaktır. Olabilir. Kırması kötü bir şey değil yani. Kırsın yeter ki. Bu hedef. Hedef oldu kırmasını istemediğimiz anlamına gelmiyor. Kırabiliyorsa kırsın. Daha iyi. Yani 241. Sonuçta bunun üstüne de kalması lazım. Ya yani burada ne olur? Bu 241'i kırar. Hatta şu düşen trend kanalına boş verin. Burada daha bir üçgen oluştu mesela. Buraya girer. 241 buralarda. Bu haftalık olduğu için burada bir, birkaç hafta daha devam eder. Burayı illa böyle bitirmesine gerek yok. Bakarsanız dedik yani birkaç hafta kapatması lazım endeksin daha da yükselişe devam etmesi için. Bu da onu takip ederse eğer endeks yukarıda kapatıp buralarda. Burada ya yukarı ya aşağı bir ee, yön belirleyebilir kendine. Aşağı giderse bu 240'lardan bu 200 200'leri destekleri test edebilir. Yukarı giderse de 273'leri önce burayı test eder. Buraya eğer hacimli kırarsa şuradaki tepeleri test etmek ister. 300'leri. Hatta şimdi Fibonacci seviyelerine falan bakalım. Ne kadarını bir geri alım yapmış bu hisse şeyde. onu da bilmekte fayda var. Şöyle. Şurası ne? Mayıs 2023. Bak, Mayıs 2023'ten Kasım 2023 yani 5. aydan 11. E, aya kadar 6 ayda ne kadar yükselmiş? Bir bakalım. Bayağı bir yükseliş yapmış çünkü. Baktığımızda burada kaç paraymış? 100 liradan 350 olmuş yani 3 katı gitmiş. Ve şu anda 0.50'ye gelmiş. 0.61'de bakın 195 200'lere denk geliyor. Şuraya hatta ben 195 de yazayım. 0.61 olduğu için. Şu anda zaten çok bir düşecek gibi bir şey olmadığı için endeksin değer endeks çok salarsa bu da salacaktır. Salacağı seviyeleri de bunlar olacak. Yani bu 195'in altına gidiyorsa tekrar bakılabilir. Ama 195'in altına artık şuradaki tepeye de kıramayacağına göre, yani kıramayacağına göre de, yani kırmaması gerektiğine göre buralarda zaten yataya bağlayacaktır muhtemelen. Buradan şu düşüşten sonra nereye gösteriyor bakalım. Bakın şu 353 oldu ki açtı. 1.618, 428'dir. Bu hedef olduğu için yarın gidecek diye değil. İlla bir zaman gidecektir belki. Çünkü düşüş yaşamış. Belki buralardan gidebilir. Şu dirençleri kırdığı sürece. Ama dediğim gibi şu 428'e gelmeden önce muhtemelen satışlar ya burada yer ya burada inmeyecekse buraya yaklaşık bir seviyelerde yiyor. 1.618'i dikkate almakta fayda var. Burada da 0.78 nerede? 324 değil mi? 300'ler. 324'lerin üstünde kalması. Bu neydi? 350'lerde. Yani 324'lerin üzerinde kalması lazım ki bu hissenin. Yukarı yönlü yukarı yönlü hareket yapabilsin. Bu da önemli. Bakın ileriye dönük analizleri yapıyoruz. Şurada bir bakalım. Şu yatay alan katlaması bizi nereye götürecek? 474, 480. Yani Bunlar şimdi insanlar hemen 6 ay 6 ayda olmasını bekliyor. Endeksele giderken bazı hisseler gitmiyor. Belki bakarsanız bu da gitmeyecek, gitmez. O yüzden yatırımlarınızı ona göre ayarlamanız lazım. Bakın bütün desteklerin aşağıda yukarıdaki her kademe seviyelerin neredeyse nerelerde şey yapabileceğini söyledik. Ona göre kanala abone olursanız sevinirim. Boşuna emeklerimiz boşa gitmesin. Ne kadar çok beğeni o kadar. Ee, daha çok video demektir. Evet benim şu anda söyleyeceklerim bunlar. Başka bir şey gözüküyor mu? Sanırım gözükmüyor. En şey ne yapabiliriz? Şuradan. Aynı seviyelere geliyor gene ya. Hatta şurada 241. Hani 261. Bakın bir seviye daha söyleyeyim size. 262.5 Alın bakın. Her seviyeden her seviyesini söylüyoruz artık. Bu kadar şeyde kanala bir abone olup videoya bir like atarsanız. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.